2018'de Rusya Suriye'ye S-300 sistemlerini hediye etmişti. O sistemlerini şu anda Karadeniz'e çektiği iddia edildi. İddiaya göre ABD'nin yaptırım listesindeki Sparta 2 isimli gemiye yüklenen S-300'ler Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki donanma üstüne gitti. Ordusunu büyütme kararı alan Rusya bu kez askeri mühimmat ikmalime yaptı. Rusya'nın Suriye'ye hediye ettiği S300'leri Karadeniz'deki donanma üssüne çektiği öne sürüldü. <laughs> Haber savunma analizleri yapan The Warzone dergisinde yayınlandı. İsrail'le özel bir istihbarat şirketinin paylaştığı uydu görüntülerine göre Moskova 2018'de Esad yönetimine hediye ettiği S300 hava savunma sisteminin yerini değiştirdi. İddiaya göre Rusya Suriye'den çektiği S300'leri Karadeniz'e gönderdi. Rusya'nın hediye ettiği S-300'ler ülkenin kuzeybatısındaki Masyaf bölgesinde bulunuyordu. Hava savunma sistemleri önce Tartus deniz üstüne getirildi. Burada Sparta 2 isimli gemiye yüklendi. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesindeki Sparta 2 gemisi 24 Ağustos gecesi Rus askeri ekipmanıyla Boğazlar'dan geçti. Geminin Boğazlar'dan geçişi Türk bir gözlemci tarafından da paylaşıldı. Uydu takibinde geminin cumartesi günü Boğazı ve Kırım'a 100 mil uzaklıktaki Novorossiysk'e yaklaştığı görüldü. Türkiye-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Montreux-Boğazlar Sözleşmesi uyarınca boğazları savaş gemilerine kapatmıştı ancak Montreux'un 19. maddesine göre savaşın tarafı olan ülkelerin savaş gemileri, bağlama limanlarından ayrılmışlarsa bu limanlara geri dönmek için tekrar boğazlardan geçiş yapabiliyor. Daha önce Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu da bu maddeye değinmiş, 19. maddenin anlaşmada tarafları istisna tanıdığını söylemişti. Tahminlere göre Rusya, S-300'leri Kırım'a konuşlandırabilir. Rusya'nın S-300'leri Ukrayna kara hedeflerine karşı güdümlü füze olarak kullanabileceği de belirtiliyor. Ukrayna askeri istihbaratına göre bunun nedeni, Rusya'nın kullandığı başlıca kara saldırı sistemlerinden olan kalip seyir füzelerinin azalması. Benim Rusya'nın İskender balistik füzelerinin de %80'ini tükettiğini öne sürüyor. ABD'ye ait 8 savaş gemisi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinden sonra ilk kez bölgeye girdi. Tayvan boğazından geçen gemiler hiçbir ülkenin karasularına girmese de gerginliğe neden oldu. Çin ordusu teyakkuz ilan etti. Tayvan Boğazı'nda sular yeniden mi ısınıyor? Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin'le Tayvan arasında yüksek gerilime neden olmuştu. Savaş tehlikesi sürerken ABD'ye ait savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı. ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosu geçişin rutin olduğu açıklamasında bulundu. Kruvazör tipi savaş gemileri Tayvan Boğazı'na kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularına girmedi. ABD gemilerinin geçişi Pelosi'nin ziyaretinin ardından ABD donanmasının Tayvan boğazında yaptığı ilk seyir oldu. Çin ordusu gemilerin geçişini takip etti. Yapılan açıklamada yüksek alarm durumunun korunduğu belirtildi. Herhangi bir provokasyona karşı hazırlıklı iz ifadelerine yer verildi.